İK akımı taşıyan K teli, İL akımı taşıyan L teli ve V sıfır hızıyla fırlatılan Q yüklü parçacığın üzerinde bulunduğu yatay düzlem sürtünmesi olup yüklü parçacık sapmadan ilerliyor. Arkadaşlar bu olay yatay düzlem yani bir masa üzerinde sürtünmesi ortamında gerçekleşmiş. Yani ağırlığın hareket ettirme özelliği yok. Peki neden bu sapmadan dümdüz yoluna devam eder? Eğer manyetik alan bölgede kalsaydı manyetik kuvvete maruz kalacaktı. Demek ki şu an burada K ve L telinin oluştuğu manyetik alan sıfır olduğu için net bir manyetik kuvvet olmadığından dolayı döndü saplanan yoluna devam ediyor. Yani K'nın oluştuğu manyetik alan ile L'nin oluştuğu manyetik alan başlangıçta eşit şiddette ve zıt yönde olduğu için bileşke manyetik alan sıfır çıkmış. Yüklü parçacığın artı y yönünde bileşke manyetik kuvvet etki etmesi için yüklü parçaca artı y yönünde etmesi için işlemler hangileri yapılabilir? Yüklü parçalıklar manyetik alanlı bölgede manyetik, kuvet manyetik kuvvete maruz kaldığında sağ el kuralı yardımına göre baş parmak yüklü parçanın hareket ettiği yönü gösteriyor. Manyetik kuvvetin artı y yönünde bileşke manyetik kuvvetin olabilmesi için de arkadaşlar yani yukarı doğru sapabilmesi için artı yüklerde avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. O zaman baş parmağımızda şu an ben elimi tuttuğumda içeriği göstermiş oluyor arkadaşlar. Yani eksi z yönünde içeri doğru bir manyetik alan oluşması gerekiyor. İçeri yönde manyetik alan olması için de k ve l tellerinin oluştuğu manyetik alanın bileşkesinin eksi z yönünde bu şekilde b'yi vermesi lazım. Bakalım içeri yönde hangisi manyetik alan oluşturuyor? K teli içeri yönde oluşturuyor. L teli de dışarı yönde oluşturuyor. E bileşkenin içeri yönde olması için ne olması lazım arkadaşlar? Ya k telinden Geçen akımı artıracağız ya da L telinden geçen akımı azaltmış olacağız. Yani BK'yı arkadaşlar artırmamız gerekiyor bu şekilde bir yön çıkması için BK'yı artırmak veya BL'yi azaltmak gerekecek. Hangileri yapılabilir demiş? IK akımını artırmak. Evet, IK akımını artırırsak kan oluşturma manyetik alan yani içeri yönlü manyetik alan artar ve bu şekilde içeri yönde bir manyetik alan oluşmasını sağlarız. Doğru. I akımını artırmak hayır, bunu azaltmamız lazım arkadaşlar. Bu olmaz. L telini ee, eksi y yönünde bir miktar çekmek, L telini eksi y yönünde bir miktar çekersek, yani aşağı doğru çekersek, L telinin yükümüzden uzaklaştırmış oluruz. O zaman manyetik alan etkisi azalmış olur. Manyetik alanımız hani BL dediğimiz manyetik alan K çarpı 2 tane I bölü aradaki uzaklıkla bulunuyor. Uzaklık artınca manyetik alan şiddeti azalıyor. Zaten biz de L'nin oluştuğu manyetik alan şiddetinin azalması gerektiğini düşünmüştük. O halde bu ifademiz de doğru bir ifade oluyor. 1 ve 3 doğru cevabımız D seçeneği olmalı diyeceğiz. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki mıknatısların arasındaki düzgün manyetik alanlarda fırlatılan artı Q yüklü K ve M eksi Q yüklü L parçacıkları şekilde gibidir. Buna göre K ve M parçacıklarına etki eden manyetik kuvvetlerin yönleri hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüklü parçacıklarımız manyetik alanlı bölgede manyetik kuvvete maruz kalıyor. sağ el kuralı yardımıyla manyetik kuvvetin yönünü buluyoruz. Baş parmağımız yüklü parçanın hareket yönünü, dört parmağımız manyetik alanın yönünü, avuç içi artı yüklerin avuç içinin tersi de yani elimizin tersi de eksi yüklerin maruz kaldığı kuvveti gösterecek. O zaman K'dan başlayalım arkadaşlar. K için konuştuğumuzda sağa doğru hareket etmiş manyetik alanda N'den S'e doğru olduğu için aşağı yönde bir manyetik alanımız var. O halde elimizi dört parmağımızı aşağı yönde tuttuğumuzda baş parmağımızı sağa doğru tuttuğumuzda avuç içi artı yüklerin maruz kaldığı kuvveti gösterdiği için İçeri yönde bir manyetik kuvvete maruz kaldı arkadaşlar. O zaman K için içeri yönde diyoruz. İçeri, içeri, içeri. L'ye bakalım. L içinde N'den S'e doğru manyetik alan yukarı yönde olacak. Yukarı yönde B varken eksi yüklü parçacımız sola doğru atmışız. Baş parmağımız solu gösterdi. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü yani yukarıyı gösterdi. Elimin tersi de şu an dışarıyı gösteriyor. Yani artı Z yönünde bir manyetik kuvvete maruz kaldı. O halde demek ki dışarıya doğru manyetik kuvvet etkisi oluşması gerekecek. M içinde de bakın MDNS'e doğru manyetik alanı çizdiğimizde manyetik alanla aynı yönde hareket ediyor. Manyetik alanla aynı yönde hareket ederse manyetik kuvvet oluşmaz. Mutlaka manyetik alana dik doğrultuda veya dik doğrultuda bileşeni olacak şekilde hareket ediyor olması lazım. Aynı yönde hareket ettikleri için manyetik kuvvet oluşmaz. Yani kuvvet etki etmez diyeceğiz. Hepsini sağlayan seçenek C seçeneği doğru oldu. Sürtümesi sayfa düzlemine dik manyetik alana VKV ile VM hızla ilgilen KLM araçları A noktasından geçip manyetik alandan çıkıyorlar. Buna göre KLM parçacıklarının yüklerinin işareti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Tabi burada parçacıklarımızın ağırlıklarının ihmal edilmiş olduğunu söylemek lazım. Şimdi K parçacığımız e, hareket doğrusu değişmeden A noktasından düzeneyi terk ediyorsa demek ki bu yüklü bir parçacık değil. Çünkü yüklü parçacık olsaydı manyetik kuvvete maruz kalıp sapacaktı. Sapmadan yoluna devam ettiği için K'nın nötr olduğunu algıladık. Gelelim L cismine. L cisminin A noktasından düzeneyi terk etmesi için manyetik kuvvete maruz kalması lazım. el kuralı yardımına göre aşağı yönde atılmış. içeri doğru dört parmağımızı içeriye doğru gösterdiğimizde avuç içi yönünde bir manyetik kuvvete maruz kalmış oluyor. Manyetik alanlı bölgeye girdiğinde avuç içi artı yüklerin maruz kaldığı kuvveti gösterdiğinden dolayı o halde L'nin artı işaretli olduğunu anladım. M'ye baktığımızda M'nin de arkadaşlar bu şekilde sapması gerekiyor. Onun için de sağa doğru bir manyetik kuvvete maruz kalması gerekiyor. Baş parmağımız yüklü cismin hareket yönünü yani yukarıya. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü yani içeriği gösterdiğinde elimin tersi yönde bir manyetik kuvvete maruz kaldığı için eksi işaretli bir yüklü cisim olduğunu anlıyoruz. O zaman M'de eksi işaretli ise hepsini sağlayan seçenek C seçeneği doğru oldu. Artı y yönde iyi akımı taşıyan tel düzgün bir manyetik alan içerisinde bulunmakta olup teli etki eden manyetik kuvvetin yönü eksi z yönündedir. Şimdi akım taşıyan tel manyetik alan bölgede manyetik kuvvete maruz kalıyordu. O halde baş parmağımız yukarıyı gösterdiğinde e, elimizin avuç içinin e, manyetik kuvvetin yönünü göstermesi gerekiyor. Yani içeriği göstermesi gerekiyor. O zaman avuç içi de içeriği gösterdiğinde dört parmağım arkadaşlar şu an sağ tarafı gösterdi. Yani manyetik alanın sağa doğru olmasıyla Yukarı yönde akım geçen bu tele etkiyen manyetik kuvvet şekilde görüldüğü gibi eksi z yönünde çıkar diyeceğiz. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra arkadaşlar buna göre telin bulunduğu manyetik alanda artı z yönünde fırlatılan eksi q yüklü parçaca etki eden manyetik kuvvetin yönü nedir şeklinde sorulmuş. O zaman şimdi manyetik alanın yönünü bulduk. Yüklü parçacığımız da dışarı yönde hareket ediyor. Eksi yüklü parçacığımız. Şimdi el kuralına göre hareket yönünü yani dışarı doğru baş parmağımız gösterecek. Manyetik alanın yönü sağa doğru artı x yönünü gösterdiğinde elimin tersi de eksi işaretli olduğu için aşağı yönü gösterdi. Yani manyetik kuvvetin yönü yüklü parçacığımız için aşağı yönde olmalı. O halde buradaki kuvvetin yönü sorulduğu için eksi y yönündedir diyeceğiz. KLM parçacıkların fırlatıldıkları yatay sürtünmesiz düzleme dik B mantığının izledikleri yörüngeler şekilde ekibilir. Buna göre KLM parçacıklarının yük işaretleri nedir şeklinde sorulmuş. Manyetik alanlı bölgede yüklü parçacıklara manyetik kuvvet uygulanıyordu. O halde L parçacığına baktığımız arkadaşlar dümdüz yoluna devam etmiş. Demek ki manyetik bir kuvvete maruz kalmamış. Onun için L'nin nötr olması gerekecek. Yine K hareketimize baktığımızda yukarı yönde atılmış. içeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımız içeri, baş parmağımız yukarı gösterdiğinde avuç içi yönünde yani sola doğru bir manyetik kuvvete maruz kalmış. Avuç içi artı yüklü parçacıkların maruz kaldığı kuvvetin yönünü gösteriyor. O zaman K hareketlimiz artı yüklü olduğunu anladık. M ise bakın sola doğru sapmış. Demek ki sola doğru bir manyetik kuvvete maruz kalmış. O zaman hareket yönü yukarı yöndeyken baş parmağımız yukarıyı gösteriyor. İçeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımız içeriği gösterecek. Elimin tersi manyetik kuvvetin yönünü gösterdi. Elimin tersi de eksi yüklü parçacığın maruz kaldığı kuvvetin yönünü gösteriyor. O zaman arkadaşlar M'nin de eksi yüklü bir parçacık olduğunu anladık. Ve cevap A seçeneği doğru çıktı. Yer çekim ve sürtümeleri önemsenmediği ortamda artı y yönde düzgün manyetik alanda artı x yönde fırlatılan elektron şekilde bilir. Buna göre elektronu etkileyen manyetik kuvvet hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Şimdi manyetik kuvvetin yönü sağ el kuralı yardımıyla bulunacak arkadaşlar. Ee, yüklü parçacığımız sağa doğru atılmış. Baş parmağımız sağ tarafı yani artı x yönünü gösterdi. Düzgün manyetik alanın yukarı yönde olduğunu belirtmiş. Dört parmağımızda yukarıyı gösterdiğinde Avuç içi artı yüklerin maruz kaldığı, avuç içinin tersi yani elimizin tersi de eksi yüklerin maruz kaldığı kuvvetin yönünü gösteriyor. Yani elimin tersi şu an arkadaşlar benim eksi z yönünü gösterdi. Yani bu yönde bir manyetik kuvvete maruz kalacak eksi z yönünde. O halde cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. İyi akımı taşıyan düz bulunduğu sürtünmesi yatay düzlemde artı yüklü K ve M parçacıkları ve eksi yüklü LNP parçacıkları ve LVNVP hızlarıyla şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre K, parçacıklarının hangisinin sapma yönü yanlış çizilmiştir. Arkadaşlar akım geçen düz telin çevresinde oluşturulu manyetik alan sahil kuralı yardımıyla bulunuyor. O halde Üst tarafta dışarı yönde bir manyetik alan, alt tarafta ise içeri yönde bir manyetik alan oluşuyor. O zaman manyetik alanlı bölgede parçacıklarımız manyetik kuvvete maruz kalacaklar ve bunu sahil kuralı yardımıyla bulacağız. Baş parmağımız hareket yönlü, dört parmağımız manyetik alan yönlü, avuç içi artı yüklerin, avuç içinin tersi de eksi yüklerin maruz kaldığı kuvveti gösterecek. O zaman K'dan başlayalım. Yukarı yönde atmışız, baş parmağımız yukarıya. Dışarıda manyetik alanın yönünü gösterecek. Avuç içi manyetik kuvvetin yönünü göstereceği için artı yüklü olduğundan dolayı bu yönde bir manyetik kuvvete maruz kalırsa şekildeki ok yönünü izler. Yani birincisi doğru çizilmiş. 2. Yine sağa doğru hareket eden eksi yüklü bir parçacığımız var. Baş parmağımız sağ tarafını elimizin tersi de arkadaşlar manyetik, kuvvetin, manyetik alanın yönü 4 parmağımızla gösterecek. Yani dışarı yönde Elimizin tersi de manyetik kuvvetin yönünü göstereceği için benim şu an elimin tersi yukarı yönü gösterdi. Yani bu yukarı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalınca ok yönde bir yörüngeyi izler. İki de doğru çizilmiş. M'ye baktığımızda içeri yönde manyetik alanlı bir bölge alt taraf. O zaman sağa doğru atılmış hareket yönü sağa doğru baş parmağımız sağ tarafı gösterdi. Dört parmağımız içeriği gösteriyor manyetik alanın yönünü gösterecek. Avuç için manyetik kuvvetin artı yüklerde yönünü gösterdiği için bu yönde bir manyetik kuvvete maruz kalmış. O halde yukarı yönde sapar mı? Evet bu da doğru çizilmiş. Şimdi gelelim L'ye. Aşağı doğru atılmış. İçeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımızı içeriye gösterdiğimizde elimizin tersi manyetik kuvveti gösterecek. Elimin tersi şu an solu gösteriyor. Ve sola doğru bir manyetik kuvvetin etkisiyle şekildeki yörüngeyi izler mi? Evet. Gelelim P'ye. Artık P'nin yanlış çizildiğini algıladık. Çünkü diğerleri doğru çizilmiş. Şimdi P'ye baktığımız arkadaşlar sola doğru eksi yüklü bir isim atılmış. Baş parmağımız solu gösterdi. İçeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımız içeri gösterdiğinde elimin tersi yönde yani yukarı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalması gerekiyor bu yüklü parçacığımızın. O halde yukarı doğru sapması lazımken aşağı doğru sapmış. O zaman yanlış çizilmiş. Cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yer çekimi ve sürtünmeli önemsiz olduğu hava ortamında düşey ve sıfır hızıyla atılan artı yüklü parçacıklardan K ve M düzgün manyetik alanda, L ise düzgün elektrik alandadır. Buna göre K ve parçacıklarının hangi yerini sapma yönleri doğru şekilde verilmiştir. Birincisine baktığımızda e, manyetik alanlı bölgeye atıldığı için manyetik alanlı bölgede yüklü parçacığımıza manyetik kuvvet uygulanırken baş parmağımız cismin hareket yönünü yani yukarıyı Dört parmağımız manyetik alanın yönü yani sağ tarafı gösterdi. Avuç içi de manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. Yani içeri yönde bir manyetik kuvvete maruz kalıyor. Eksi Z yönünde. O zaman bu cismin arkadaşlar içeriye doğru sapmış olması lazım. Bakın şöyle bir düzlem düşünürsek. Şöyle bir düzlem düşündüğümüzde. Bu düzlem Y, Z düzlem olmuş oluyor. İçeriye doğru gitmesi lazım bunun. Ama bu sağa doğru hareket eder bir pozisyonda çizilmiş. O halde birincisi arkadaşlar yanlış. Birincisi yanlış. İkiye baktığımızda. Elektrik alanlı bölgede arkadaşlar sahil kuralına gerek yok. Manyetik alanda bu sahil kuralını uyguluyoruz. Elektrik alanı yönü artıdan eksiye doğru olduğu için buradaki yüklü parçacığımız artı yüklü olduğundan dolayı buna hop artı artıları ittiği için sağa doğru bir elektriksel kuvvet uygulanacak. Bu elektriksel kuvvetin etkisiyle sağ tarafa doğru yönelecek. Evet bu sağ tarafa doğru yönelmiş. İkinci şeklimiz doğru çizilmiş. 3'e baktığımızda yine manyetik alanlı bölgede yüklü parçacığımız yukarı yönde atılmış. Baş parmağımız hareket yönü yani yukarıyı. 4 parmağımız manyetik alanın yönü yani içeriği. Avuç içi de manyetik kuvvetin yönü yani sol tarafı gösterdiği için sol tarafa doğru meyillenmiş mi? Evet düzlemde sol tarafa doğru meyillendiği için yönü hareket yönü doğru çizilmiş. O halde hangilerin yönleri doğrudur dediği için cevap L ve M doğrudur diyeceğiz. Üzerinden i akımı geçen bobinin içerisinde artı yüklü k parçası vk eksi yüklü l parçası vl hızlarıyla şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre fırlatıldıkları anda k ve l parçacıklarına etki eden manyetik kuvvetlerin yönleri hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Yüklü parçacıklarımız manyetik alanlı bölgede manyetik kuvvete maruz kalacak. O halde arkadaşlar şekle baktığımızda burada Üretecimiz artı kutbundan çıkan akım alttan içeri girecek şekliyle dört parmağımıza kavradığımızda manyetik alanı yönü içerisinde sağa doğru olmuş olacak. Şöyle yapalım. Sağa doğru bir manyetik alanımız var. Şimdi manyetik alanın sağa doğru olduğu bir bölgede K yüklü parçacımız yukarı yönde atılmış. O halde manyetik alanda sağa doğru olduğu için dört parmağımız sağ tarafını yukarıda baş parmağımız gösterdiğinde avuç içi yönünde yani içeri doğru bir manyetik kuvvete maruz kalmış oluyor. İçeri doğru bir manyetik kuvvete maruz kalacak. Eksi Z yönünde A bir manyetik kuvvete maruz kaldı. L'ye bakalım. Sağa doğru arkadaşlar hareket eden L parçacığımız manyetik alanda sağa doğru olduğu için aynı yönde olduklarından dolayı manyetik kuvvete maruz kalmaz. Yani L cismi manyetik kuvvet etki etmeyen bir cisim olmuş oldu. O halde her ikisini sağlayan D seçeneği doğrudur deriz.